26. Bölüm. Çok mübarek Aşiyataş Yamaş'ın açıklamaları ile ilgili durumun dehşeti başlıklı legomenizm. Çok mübarek Aşiyataş Yamaş'ın açıklamalarının diye konuşmasını sürdürdü Belzebub. Aktarılmasını sağlayan legomenizmin İçeriği şuydu: dua ile başlıyordu. Doğuşumun sebepleri adına, ortak yaratanımız, kudretli otokrat sonsuzluğun, bütün ruhani yaratılışlarına ve gelecekte ruhanileşecek tezahürlerinin yaratılışlarına karşı her zaman adil davranmaya çalışacağım. Amin. Bana, yüce bütünün tamamının önemsiz bir parçasına, yukarıdan, bu gezegendeki bir üç merkezli varlığın dünyevi bedeniyle kaplanmam ve orada doğan ve var olan diğer bütün benzeri varlıkların büyük ve önemli sebeplerden dolayı atalarının vücutlarında gerçekleştirilen o organın niteliklerinin sonuçlarından kendilerini kurtarmalarına yardımcı olmam emredildi. Burada benden önce yukarıdan özel olarak ve bilerek gerçekleştirilen bütün kutsal bireyler aynı amaç için çabalarken kendilerine yüklenen görevi ebedi yaratanın kendisi tarafından öngörülen kendini mükemmelleştirmenin üç kutsal yolundan biriyle yani inanç, ümit ve aşk denen varlık dürtülerine dayanan kutsal yollardan başarmaya gayret ettiler. 17. yılımı tamamladığımda yukarıdan emredildiği gibi dünyevi bedenimi sorumlu varoluşum sırasında tarafsız olabilmesi için hazırlamaya başladım. Bu kendini hazırlama döneminde ben de bana yüklenen görevi sorumlu yaşa varır varmaz belirtilen üç varlık dürtüsü yoluyla yerine getirmek niyetindeydim. Fakat bu kendini hazırlama döneminde burada Babil şehrinde billurlaşmış ve var olan hemen her tipten birçok varlıkla karşılaştıkça ve tarafsız gözlemlerim sırasında varlık tezahürlerinin birçok özelliklerini teyit ettikçe bu gezegenin üç merkezli varlıklarını bu üç kutsal yol sayesinde kurtarmanın imkanına dair bir öz şüphe içime girdi ve giderek arttı. O zaman rastladığım varlıkların şüphelerimi arttıran tezahürleri çok uzun bir zaman boyunca bir dizi nesle kalıtım yoluyla geçmiş olan Kundabufer organının niteliklerinin bu sonuçlarının çağdaş varlıklara artık özlerinin kanuni bir parçası olarak ulaşarak mutlak vücutları için doğal olacak şekilde vücutlarında billurlaşmış olduğuna beni inandırdı. Böylece sonunda sorumlu bir varlık olduğumda belirtilen kutsal yollar arasında tercihimi yapmadan önce dünyevi bedenimi kutsal
Kshernara, yani tüm beyinli dengeli varlık idraki haline getirmeye ve ancak o halde iken sonraki etkinliklerim için yolumu seçmeye karar verdim. Bu amaçla Vezinyama dağına çıkıp orada 40 gün 40 gece dizlerimin üstünde kendimi murakabeye adadım. İkinci 40 gün ve 40 gece ne yedim ne içtim. Oradaki varoluşumun kendini hazırlama dönemi sırasında edindiğim bütün algılamaların etkilerini hatırladım ve tahlil ettim. Üçüncü 40 gün ve 40 gece dizlerimin üstüne çöktüm ve yine ne yiyip ne içtim ve her yarım saatte bir göğsümden iki kıl kopardım. Ve ancak sıradan hayatın izlenimlerinin bütün bedensel ve ruhsal çağrışımlarından tamamen serbest kalınca nasıl olmaya dair meditasyona daldım. Saflaşmış aklımın bu düşünceleri, çağdaş varlıkları kutsal yollardan herhangi biri yoluyla kurtarmanın çok geç olduğunu kesin olarak ortaya koydu. Bu düşüncelerim beni, yüce evrenimizdeki bütün üç merkezli varlıklara has olduğu gibi, insan varlıklara da has olan bütün gerçek işlevlerin, uzak atalarından çoktan, Kundabufer organının nitelikleri arasında bulunan gerçek kutsal varlık işlevleri olan inanç, aşk ve ümide benzeyen başka işlevler haline yozlaşmış olduğuna kesin olarak ikna etti. Ve bu yozlaşmada büyük ihtimalle Kundabufer organı atalarında yok edildiğinde ve gerçek ilahi varlık dürtüleri için gerekli faktörleri kazandıklarında Kundabufer organının birçok niteliğinin tadı hala kaldığından Kundabufer organının bu üç kutsal dürtüye benzeyen nitelikleri yavaş yavaş kendileriyle kaynaşarak sonuçta gerçeğe yakın fakat yine de tamamen ondan uzak olan inanç, aşk ve ümit dürtüleri için faktörlerin psişelerinde billurlaşması sonucu olmuştu. Buradaki çağdaş üç merkezli varlıklar zaman zaman akılları ve ayrıca duyguları ile inanırlar. Severler ve ümit ederler. Fakat nasıl inanırlar, nasıl severler, nasıl ümit ederler? İşte bu üç varlık niteliğinin bütün acayipliği de burada yatmaktadır. Onlar da inanırlar. Fakat onlarda bu kutsal dürtü, aynı imkanlara sahip varlıkların yaşadığı yüce evrenimizin diğer çeşitli gezegenlerinde var olan bütün üç merkezli varlıklarda genelde olduğu gibi bağımsız olarak işlemez. Her zaman olduğu gibi Kundabufer organının niteliklerinin aynı sonuçları yüzünden mutlak vücutlarında oluşan şu ya da bu faktörlere bağımlı olarak ortaya çıkar. Örneğin kendilerinde ortaya çıkan onların kibirlilik, kendini beğenme, gurur, kendini sevme vesaire dedikleri özel niteliklere bağlı olarak. Bunun sonucunda buradaki üç beyinli varlıklar büyük oranda varlıklarında her türlü sink pusaram ların algılanmasına ve sabitleştirilmesine mahkumdurlar.
veya onların ifade ettikleri gibi olmadık her şeye inanırlar. Bu gezegenin varlıklarını istediğiniz her şeye, bu uydurmaları algılamaları sırasında dışarıdan bilinçli olarak veya kendiliğinden otomatik olarak o varlığın öznelliğini sağlayan, örneğin kendini sevme, kibirlilik, gurur, hava atmak, hayal etmek, övünmek, küstahlık vesaire arasından kundabufer organının bilurlaşmış olan niteliklerinin şu veya bu sonucunun işleyişinin uyandırılması ve gerçekleşmesi koşuluyla kolaylıkla ikna edebilirsiniz. Bu hareketlerin yozlaşmış akıllarına ve kendi yerleşimlerindeki varlık duygularını gerçekleştiren yozlaşmış faktörlere etkisinden belirtilen uydurmalarla ilgili olarak hatalı bir kanaat billurlaşmakla kalmayıp içtenlikle ve inançla etrafındakilere ateşli bir şekilde bunun ancak böyle olabileceğini ve başka türlü olamayacağını ispat ederler. İlahi aşk dürtüsünü uyandıracak veriler de onlarda eşit anormallikteki bir biçimde kalıplaşmıştır. Çağdaş zamanlardaki varlıkların vücutlarında onların aşk dedikleri o acayip dürtü de dilediğimiz kadar çok doğar ve bulunur. Fakat bu aşkları öncelikle aynı kundabuferin niteliklerinin billurlaşmış sonuçlarının neticesinde ortaya çıkar. Ve ikinci olarak bu dürtüler her birinde tamamen subjektif olarak ortaya çıkıp kendini gösterir. Öyle subjektif ve öyle farklıdır ki onlardan bu iç dürtülerini nasıl hissettiklerini açıklamaları istense, ona da tabii eğer bir kerecik olsun bir yerde okudukları veya birinden duydukları şeyleri değil, kendi gerçek duygularını samimi olarak söyler ve açıkça itiraf ederlerse, farklı cevap verir ve 10 farklı duyu tarif ederler. Biri bu hissi cinsel anlamda, diğeri acıma anlamında, bir üçüncüsü teslim olma arzusu anlamında, bir dördüncüsü dış nesnelere karşı mutlak heves olarak açıklayacaktır vesaire. Fakat onundan biri dahi gerçek aşkı uzaktan da olsa tarif edemeyecektir. Hiçbiri beceremeyecektir. Çünkü uzun zamandır buradaki sıradan insan varlıkların hiçbirinde ilahi varlık dürtüsü olan gerçek aşka ait bir duyu oluşmamıştır. Ve bu tat olmaksızın tecrübe edilmesi sonucu kendini mükemmelleştirme amacı için tarafımızdan gerçekleştirilen övgüye değer emeklerimiz sırasında mutlu bir şekilde nefes alabileceğimiz verileri yüce tabiatın ilahi öngörüşüne göre oluşturan ve tüm evrenin üç merkezli varlıklarının vücudunda bulunan o en saadet verici kutsal varlık dürtüsünü belli belirsiz tarif bile edemezler. Burada zamanımızda o üç beyinli varlıklardan biri bir kimseyi sevecek olsa onu ya kendisine cesaret verip layık olmadığı kadar methettiği için ya burnu kozmik kutuplaşma veya tip kanunu sayesinde henüz
bozulmamış bir ilişki kurduğu o kadın veya erkeğinkine benzediği için ya da nihayet öbürünün amcası işlerini ilerletmiş ve günün birinde ona bir zam yapacaksa sever vesaire. Fakat buradaki insan varlıklar asla gerçek, tarafsız ve bencil olmayan aşkla sevemezler, sevmezler. Buradaki çağdaş varlıklardaki bu tür aşk sayesinde kunda bufer organının niteliklerinin sonuçlarının billurlaşmasına olan kalıtsal eğilimleri şimdi engel tanımadan billurlaşmakta ve sonunda tabiatlarında kanuni bir parçaları halinde yerleşmektedir. Üçüncü ilahi varlık dürtüsüne, yani öz ümidine gelince, buradaki üç merkezli varlıkların vücutlarında onun hali ilk ikisinkinden daha beterdir. Böyle bir varlık dürtüsü kendini onların vücutlarının tamamına çarpık bir biçimde uydurmuş olmakla kalmayıp kutsal ümit varlık dürtüsünün yerini almış olan bu yeni oluşan habis acayip ümit, gerçek inanç, aşk ve ümit varlık dürtülerinin işlemesi için gereken faktörlerin artık edinilememesinin baş sebebi haline gelmiştir. Bu yeni oluşan anormal ümitlerinin sonunda hep bir şey ümit ederler ve bundan dolayı dışarıdan istemli olarak veya kazaen kendiliğinden ortaya çıkan ve kunda bufer organının niteliklerinin sonuçlarının billurlaşmasına kalıtsal eğilimlerini varlıklardan belki hala yok edebilecek olan imkanlar sürekli olarak felç edilmektedir. Vezinyama dağından Babil şehrine döndüğümde bu talihsizlere başka bir yoldan yardım etmenin mümkün olup olmadığını anlayabilmek için gözlemlerime devam ettim. Bütün tezahürleri ve algılamaları üzerindeki özel gözlemlerimi yaptığım yıl sırasında bu gezegenin varlıklarında inanç, ümit ve aşk kutsal varlık dürtülerini vücutlarında meydana getirecek faktörlerin tamamen yozlaşmış olmasına rağmen üç beyinli sistem varlıklarının tüm psişesinin genelde temelini oluşturan ve objektif vicdan adı altında var olan varlık dürtüsünü meydana getirecek faktörün henüz körelmediğini ve vücutlarında aşağı yukarı ilk halinde var olduğunu kesin olarak açığa çıkardım. Burada var olan sıradan dış varlık varoluşunun anormal kurulmuş şartları sayesinde bu faktör burada şuur altı denen şuur haline giderek nüfuz ederek orada gömülü kalmış ve sonuçta sıradan şuurun işleyişinde hiçbir rol oynamaz olmuştur. Her neyse, işte o zaman benimin bütününü temsil eden bütün ayrı işleyen parçalarımla ancak mutlak vücutlarında hala var olan o varlık faktörünün işleyişi günlük, onların deyimiyle uyanık varoluşlarını geçirdikleri o şuurun genel işleyişine katılacak olursa, buradaki çağdaş üç beyinli varlıkları bilerek ilk atalarına yerleştirilmiş olan o organın niteliklerinin sonuçlarından kurtarmanın hala
mümkün olabileceğini şüphe götürmeyecek şekilde anladım. Daha sonraki meditasyonlarım bunu elde etmenin ancak genel varlık varoluşları uzun bir süre öngörülen uygun şartlarda sürdüğü takdirde mümkün olabileceğini teyit etti. Bütün bu anlattıklarım tamamen içimde sabitleştiğinde kendimi tamamen hala şuur altında var olan ilahi vicdanın işleyişinin yavaş yavaş sıradan şuurlarının işleyişine geçmesini sağlayacak şartların yaratılmasına vakfetmeye karar verdim. Kadiri mutlak her şeyi seven ortak babamız, tek varlık yaratan ebediyetin lütfu kararımın üzerinde olsun. Amin. Böylece çok mübarek emsalsiz aşiyata şiyamaşın açıklamalarına dair durumun dehşeti başlıklı legominizm burada bitiyordu. Nitekim oğlum, sana söylemiş olduğum gibi senin gezegeninin yüzeyine şahsen son inişimde tanışmış olduğum bu legominizm ile ayrıntılı olarak ilk karşılaştığım ve hemen bu daha sonranın en yüce mübarek mutlak kozmik bireyi Aşiyata Şiyamaş'ın çıkarımlarına ilgi duyduğum zaman seninkiler arasında onun daha sonraki mübarek etkinlikleri hakkında ne bir başka legominizm ne de başka bir bilgi kaynağı mevcuttu. Bu sebeple onun bu talihsizlere kalıtım yoluyla kendilerine geçen ve kendiler için böylesine habis olan kundabufer organının niteliklerinin sonuçlarından kurtulmaları için yardım etmek üzere aldığı önlemleri ve daha sonra bunları nasıl gerçekleştirdiğini ayrıntılarıyla araştırmaya ve kendime mutlaka açıklamaya karar verdim. Ve böylece senin gezegeninin yüzeyindeki bu son kalışım sırasındaki başlıca görevlerimden biri olarak o yüce öz aşığı, şimdi en yüce çok mübarek mutlak kozmik birey Aşiyata Şiyamaş'ın daha sonraki çok mübarek etkinliklerinin tamamını ayrıntılarıyla araştırıp aydınlattım. Ve Yüce Aşiyata Şiyamaş'ın çok mübarek etkinlikleri zamanından beri tesadüfen sağlam kalmış ve Olbogmek kardeşliği denen inisiye varlıkların birliğinin baş kutsal emaneti olan o mermer levhaya gelince, orada bu son kalışım sırasında onu gördüm ve üzerine kazılmış içeriği okudum. Daha sonraki açıklamalarım sırasında, daha sonra bu çok mübarek Aşiyata Şiyamaş, orada kendi planladığı sıradan varlık varoluşunun özel şartlarını kurduğunda, onun tavsiye ve teşviki üzerine birçok büyük şehrin uygun yerlerine bu levhalardan çok sayıda yerleştirildiği ve üzerine uygun varoluş için her türlü deyişlerin ve nasihatlerin kazındığı ortaya çıktı. Fakat daha sonra büyük savaşları tekrar başladığında, bütün bu levhalar bu acayip varlıkların kendileri tarafından yok edildi. Ve ancak bir tanesi, yani şimdi bu biraderlerde olanı nasılsa sana anlattığım gibi sağlam kaldı ve şimdi bu biraderliğin malıdır.
Bu hala var olan mermer üzerinde inanç, aşk ve ümit denen kutsal varlık dürtüleri hakkında şöyle yazılar vardı. İnanç, aşk ve ümit. Şuura inanç özgürlüktür. Duyguya inanç zayıflıktır. Bedene inanç aptallıktır. Şuur aşkı karşılık olarak aynı şeyi uyandırır. Duygu aşkı tam tersini uyandırır. Beden aşkı ise sadece tip ve kutba bağlıdır. Şuur ümidi kuvvettir. Duyguya bağlanan ümit esarettir. Bedene ümit bağlamak ise hastalıktır. Çok mübarek aşiyata şiyamaşın seninkilerin iyiliği için yaptıkları hakkında daha sana daha fazla anlatmadan önce orada seninkilerin ümit dedikleri ve çok mübarek aşiyata şiyamaşın diğer ikisine göre daha vahim durumda olduğunu teyit ettiği iç dürtüyü biraz daha ayrıntılı olarak sana anlatmam gerektiğini sanıyorum. Onlarda var olan bu belirtilen acayip dürtü ile ilgili daha sonra özel olarak yaptığım şahsi gözlem ve araştırmalarım, vücutlarındaki bu anormal dürtüyü meydana getiren faktörlerin gerçekte kendileri için en habis olduğunu açıkça gösterdi. Bu anormal ümitleri sayesinde eşsiz ve çok tuhaf, İlerleme niteliği olan bir hastalık ortaya çıktı ve günümüzde bile sürmektedir. Orada yarın denen bir hastalık. Bu tuhaf yarın hastalığı beraberinde ve de özellikle kurtulmak için belli çaba göstermeleri gereken istenmedik sonuçlara sahip olduklarını tesadüfen öğrenen ve bütün varlıkları ile kesinlikle buna kanaat getiren o talihsiz üç beyinli varlıklar için korkutucu sonuçlar getirmiştir. Ve bu çabayı nasıl yapacaklarını bilseler bile bu habis yarın hastalığı yüzünden bu gerekli çabayı göstermeyi başaramazlar. Ve bu büyük küçük çeşitli sebeplerden dolayı bu acınacak üç beyinli varlıkların sıradan varlık varoluşu sürecinde yoğunlaşan o büyük korkutucu kötülüğün esas habis parçasıdır. Her şeyi yarından yarına atmakla, tesadüfen bahsettiğim şey hakkındaki her şeyi öğrenen o talihsiz varlıklar, herhangi gerçek bir şeyi edinme ihtimalinden de yoksun kalmaktadırlar. Bu tuhaf ve seninkiler için habis olan yarın hastalığı, çağdaş zamanlardaki varlıklar için sadece kundabufer organının niteliklerinin billurlaşmış sonuçlarını vücutlarından atmak için bütün ihtimallerden tamamen yoksun olmaları sebebiyle bir engel haline gelmiş olmayıp birçokları için sıradan varlık varoluşunun kuruluş şartlarında tamamen vazgeçilmez hale gelmiş olan varlık zorunluluklarını dürüstçe yerine getirmelerine de engel olmuştur. Bu yarın hastalığı sayesinde oradaki üç beyinli varlıklar, özellikle de çağdaş olanları, daha sonra daha fazla ve daha iyi yapacaklarına kanaat getirerek o an yapılması gereken her şeyi daha sonraya ertelerler. Bu habis yarın hastalığı yüzünden tesadüfen veya dışarıdan gelen bilinçli bir etki sonucu akılları ile tamamen bir hiç olduklarını fark edip bunu bütün ayrı
ruhani parçaları ile hissetmeye başlayan ve yine üç beyinli varlıklara yaraşır hale gelebilmek için hangi varlık gayretinin nasıl gösterilmesini tesadüfen öğrenen o talihsiz varlıkların çoğu, yarından yarına erteleyip durarak, hemen hepsi kendileri için hüzünlü bir günde, büyük küçük her kozmik oluşumun tamamlanan sonuç varoluşlarının sonuna doğru, yaşlılığın, takatsizlik ve hastalık denen habercilerinin ortaya çıktığı ve tezahür etmeye başladığı noktaya varırlar. Burada sana mutlaka gözdelerinin neredeyse tamamen yozlaşmış vücutları üzerindeki gözlem ve incelemelerim sırasında teyit ettiğim o acayip fenomeninden de bahsetmeliyim. Şöyle ki, birçoklarında dünyevi varoluşlarının sonuna doğru mutlak vücutlarında blurlaşmış olan o aynı organın niteliklerinin sonuçlarının çoğunun kendiliğinden körelmeye başladığını ve hatta bazılarının tamamen kaybolduğunu ve sonuçta bu varlıkların gerçeği daha iyi görüp hissetmeye başladıklarını kesin olarak teyit ettim. Böyle durumlarda gözdelerinin mutlak vücudunda ruhlarını kurtarmak için kuvvetli bir kendi üzerinde çalışma arzusu ortaya çıkar. Fakat söylemeye gerek yok ki bu arzularından hiçbir sonuç çıkmaz. Çünkü yüce tabiat tarafından bu amaçla onlara verilen zaman bitmiş olduğundan artık çok geçtir. Gereken varlık gayretini gerçekleştirme ihtiyacını görüp hissetmelerine rağmen, bu isteklerinin yerine getirilmesine engel olarak zaten artık sadece işe yaramaz bir arzu ve yaşlılığın kanuni hastalıkları vardır. Ve böylece oğlum, çok mübarek aşiyet aşiyamaşın senin gezegeninde doğup var olan üç beyinli varlıkların iyiliği için yaptığı etkinlikleriyle ilgili araştırma ve incelemelerim neticede şunu açığa çıkardı. Bu büyük ve aklı sebebiyle mukayese kabul etmeyen kutsal birey, evrendeki bütün üç beyinli varlıkların kendini mükemmelleştirme amacı için var olan sıradan kutsal yolların artık bu gezegenin varlıkları için uygun olmadığına tamamen kanaat getirince, onların psişesini özel olarak gözlemleyip incelediği bir yıldan sonra tekrar aynı Vezinyama dağına çıktı ve birçok dünyevi ay boyunca bu kararını, yani kutsal varlık dürtüsü vicdan için şuur altlarında sağlam kalmış o veriler yoluyla bu gezegenin varlıklarını kundabufer organının niteliklerinin sonuçlarının billurlaşmasına olan kalıtsal eğilimlerinden kurtarmayı nasıl gerçekleştireceğini tasarlayıp durdu. Onun bu düşünceleri ilk önce bu kutsal varlık dürtüsünü ortaya çıkarmak için mutlak vücutlarında sağlam kalmış veriler sayesinde onları kurtarmanın mümkün olmasına rağmen, bunun ancak şuur altlarında sağlam kalmış bu verilerin tezahürlerinin günlük uyanık varoluşlarının
sürdüğü şuurlarının işleyişine katılması halinde ve dahası ancak bu varlık dürtüsü şuurlarının tüm yönlerinde uzun bir dönem tezahür ettiği takdirde mümkün olabileceğine onu tamamen ikna etti.